Telefon oluyor. Yani bunlar çok sık yükseliyor yani. Kemoterapi gördü. O da geçti. İlk olay oldu, 10 sene oldu. Doktorlarım verdi, 3 sene devam ediyor. Bir de benim eniştem var, halamın kocası. Çok severdim. Annemle babamı evlendiren olandır aynı zamanda. Cezaevi müdürü. Halam 3 kere vurmuştur onu. Tabancayla halam izledi çünkü. Sevdiğinden vurmuştur. Üçünde de ölmedi. Halam iyi nişancıdır ama hep benden aşağı ateş ediyordu. Genelde ayaklarıma şey falan diyor. Topaldı. Oğlu da doktor, onkolog, İzmir'de. Bir gün bize haber verdiler, Ahmet amcanızın hayatı bitti, pankreas kanseri, en fazla 3 ay yaşıyor. Dünyada kurtulabilmiş pankreastan birkaç örnek var sadece. Çok mavi. Biz gittik, helalleşmek için. 120-130 kilo olan bir adam bu, böyle dev gibi bir adam. 40 kiloya düşmüş. Beni görünce gülümsedi. Senin dedi İzmir'de dedi bir ilişkin varmış dedi. Ha var dedi. Evlenmeyi mi düşünüyorsun dedi. Evet dedi. Ayşe paltomu getir dedi. Kızı istemeye gidiyoruz. Ayağa kalktı ve düştü. Bu olaydan 2 ay sonra falan hastaneden çıktı. Halam bir daha vurdu. Ondan sonra iyileşti. Birkaç sene geçti. Halam bir daha vurdu bunu. 3. kez. Ondan da iyileşti. 17 sene sonra karşıdan karşıya geçerken kırmızı ışıkta bir araba çarptı. Normal seni bir anlaya bak. Şimdi çapkınlık mı yapıyormuş öyle? Tabii tabii. Çapkınlık çok çapkın bir adamdı. Kesin öyle. Şimdi ömrü veren Allah. Herifin biri sana diyor ki 3 ay ömrün kaldı. Sen 3 ay ömrün kaldığına inanırsan 3 aydan önce geberir gidersin. Ya evet. Ben 4 kere yoğun bakıma gittim Ali abi. Lafını böldüm tekrardan. En son gittiğinde tamam dedim. Bence artık çekiyorum artık. Son gidişim çok kötü oldu yoğun bakıma. Karaciğer tutulumu geçirdim ben. İlik vücuda otururken tırnaklar yeniden geliyor. Bir cilt döküntüleri oluyor vesaire vesaire. Çok ağır kafalardan geçiyorsun. Son gittiğinde tamam dedim ya. Artık oksijen tüpleri falan bütün akrabaları çağırmışlar. Çıktım yani oradan da çıktım. Çok iyiyim şu anda. Ömrü veren Allah'tır. Evet. Talep eden sensin abi. Neye talipsin? Ölüme mi? Yaşamaya mı? Evet. Hay diye bir esma var. Bizim Mustafa abi vardı. O da antepolları falan satıyordu. Onun da başında bir sürü doktor böyle. Yani son gece. Tamam dediler ya bu adam çıkmaz. Bütün çapadaki profesörler orada toplandı falan. Dediler bu adam sabaha çıkmaz. Almanya'dan bir adama kulak damgası getirdiler. Adamın kulağında anlattı. Adam benden iyi. Pazarlık yapıyorduk. Bastonla geziyordum. 3 kere vurduğun zaman 3 lira alacağım senden diyordum mesela. Adam bastonu atıyordu böyle. Parayı duyunca şimdi çok iyi. Antepolları falan satıyor. Sen neye inanıyorsun? Öleceğine mi inanıyorsun? Şimdi demin biriyle konuşuyordum. Seninle mi? Yapabilirsem, edebilirsem. Benim en uyuz olduğum cümleler bunlar. Yaparım mı? Yaparım. Yapabilirsem diye bir şey yok, olasılık. Yapacağım. Hayatım boyunca yapacağım dedim. Ve yaptım. O kadar. Şimdi, deminle 2 arkadaş vardı, ben sigara içiyorum. Bunlar kesinlikle sigara içmiyorlar. Yemek dağıtımına yardım eden kız ve erkek. İkisi de sigara içmiyor. Sigara akciğer kanserine neden olacağını ve çok acılı bir ölümün sigara içenleri beklediğini söyledi. Bense sigaranın şifa olduğuna inanıyorum. Ve içiyorum. Batna cilaysa çorba, sigara da başka bir yerlere şifadır. Acılı ölüm. Vallahi hayatımda çok acı çektim. Maddi acı yani şey. Kolum kırıldı, bacağım kırıldı, her tarafım kırıldı. Kırılmayan yer yok. Bir keresinde bir trafik kazası yaptım. Her taraf kırık. 2 ayak kırık. Buraya kadar alçılardayım. Kollar kırık. Kaburgalar kırık. Kafatası çatlamış. Bir kere şeyde sokaklardan çıktıktan sonra bir dayak yedim. Kafatasında 7 santim çatlak var bilmem ne. Yatıyorsun, acını çekiyorsun. Bir de alkol ve madde kullanımı olduğu için anesteziyle vücut uyuşmuyor.
herhangi bir şeyle vücut uyuşmuyor. Matkapla deliyorlar, platin takmak için canlı canlı deliyorlar. Şimdi akciğer kanserinde acı çekeceksek ne kadar çekiliyor bilen var mı? Bir ay, iki ay, üç ay. Bu duruma göre değişiyor herhalde. Bir sene. Sürüyor. Bir 40 senedir ben içiyorum. 40 senenin keyfini bir senede veririz. Ama pazarlık, yine pazarlık, yine Allah'la pazarlık. Neye inanıyoruz? Ben şeye inanıyorum. Kanser manser olmadan ya bir araba çarpacak ölecek, ya ben çarpacağım motosikletle ölecek, ya da çok kötü olur ama kim vurduya gitmek gibi yatağımda yatarken, uyurken ölecek. O niye kim vurduya gitmek istiyor? İhanet. Hayatım o kadar hareketliydi ki hiçbir zaman 30 yaşıma ulaşacağımı düşünmedim. Muhtemelen bir silahlı çatışma sırasında ölecektim, öldürülecektim. Sonra 40'a çıkacağıma inanmadım. Üç kere arabamla denize uçtum, boğazdan kaç trafik kazası bilmiyorum. Bir sürü şey böyle, sürekli başıma bir şeyler geliyor. Çünkü çok hareketli yaşıyorum. Sürekli action. Sonra 50'yi göremem ben dedim. Bir gün baktım 50 yaşındayım. Yani hep Allah kazandı. Ben ne dediysem hiçbiri çıkmadı. Ama hiçbir zaman da uzun yaşayayım diye bir derdim olmadı. Sokaklarda yaşarken o son döneminde mezarlıkta, mezarlık civarında biz 17 kişiydik. 16'sı öldü o çocuklar. Ben yaşadım. Sizinle bu sohbeti yapmam gerekiyormuş. Bunu belirleyen ne bilmiyorum, biliyorum da bilmiyorum. Sadece yaşadığın günün keyfini çıkartmak gerekiyor. Anı yaşamak. An çok, yani an dediğin anda an bitmiş oluyor. Şimdi dediğinde şimdi bitmiş oluyor. O geçersiz. Benim elimde var olan sadece bugün var. Öğlen uyanırım her gün. O gün uyandığım için şükür ederim. O günü iyi geçirmek için, keyifli geçirmek için elimden geleni yaparım. Karıma hep şunu söylerim. Bugün seni seviyorum. Yarın, yarın. Yaşar abiyi tanıyorsunuz. Yaşar abi başımıza gelebilecek olasılıklardan bir tanesidir. Yaşar abi ilkokulu sizin bizim gibi bitiriyor. Babası devam etmesine izin vermiyor. Bir kömürcünün yanına çırak olarak veriyor. Sonra işte senelerce orada çalışıyor, 10-15 sene. Derken Arzu adında bir kızla evlenmeye karar veriyorlar. Arzu'ya aşık oluyor. Ek iş yapmaya başlıyor, işte düğün masrafları bilmem ne, iki tekerlekli bir el arabasıyla şey topluyor, karton kutu, mukavva falan topluyor. Bir gün sahilde karşıdan karşıya geçerken kırmızı bir araba çarpıyor, Yaşar abi şimdiki durumunda. Ha, onun için mi korkuyor abi her kırmızı araba? Tabii tabii. Bana çünkü öyle diyor, anne geliyor, kırmızı araba geliyor diye bunun tabii, için. Tabii tabii, kırmızı araba, yani çarpan kırmızı araba. İşte omurilik yamuk, zeka 5 yaşındaki bir çocuğun zekası, 45 yaşında. Yaşar abi başımıza gelebilecek olasılıklardan bir tanesi. Şurada bir araba çarpar ya da çok daha beni korkutan bir şey var. Rüzgarlı havalarda bir tabela kafanıza düşer, bittiniz. Yaşar abinin bir benzeri olursunuz. Ama hep olasılıklar arasında yaşıyoruz. İyi düşünüp iyiye gitmek gerekiyor ve günü çok keyifli geçirmek gerekiyor. Ben bugün karımı seviyorum, çocuklarımı seviyorum. Ama yarın, yarın uyandığımda yine bir sürü olasılık var. Belki de Ali olarak uyanmayacağım. Bambaşka biri olarak uyanacağım. O zaman karımı hatırlamayacağım bile belki. Var olan günün keyfini çıkartmak gerekiyor. An çok soyut bir kavram. Şimdi hepten soyut bir kavram. Dediğin anda bitiyor. Günlük gazete gibi. Gazete çıktığı anda bitmiştir. Eskimiştir. Çıktığı anda eskimiştir. Çünkü dünün haberlerini veriyor. Hayat bir şeyler sunmaya devam edecek. Sen sadece önüne bak. Almaya talip misin? Almaya bak. Hayat neyi alacaksın? Bir şeyler hayat sunacak. Açık büfe. Almak istediğini alacaksın. Açık büfe bir şey. Restoran. Ne almak istiyorsun? Tatlı mı, tuzlu mu? Zeytinyağlı mı? Et mi? Ne almak istiyorsun? Aynaya bakıp kendinle konuşmak gibi. Ben ne olmak istiyorum? Ne o yüzden
özgür olman gerekiyor. Beynin ve gönlün özgür hale gelmesi gerekiyor. Bir. İkincisi, özgür olabilmek için bağımlılıklardan kurtulmak gerekiyor. Annemize ise bağımlılık kurtulacağız. Kızımıza ise, oğlumuza ise kurtulacağız. Maddeye ise, paraya ise kurtulacağız. Tapınmaya devam ettiğimiz sürece, şu bağımlı ilişkiyi sürdürdüğümüz sürece özgür olmamıza olanak. Ya madde bağımlılığı biraz ortamdan kaynaklanıyor abi. Ben de çok kullandım. Ortamdan kaynaklanmış. Biraz ortamla gibi geliyor bana ya. Hani insan bırakmak istedikten sonra her türlü bırakabiliyor. Senin kendini ifade edemeyiş biçiminden ötürü kaynaklanıyor. Başlıyorsun, başka türlü ifade edemiyorsun. Onunla kendini ifade ediyorsun, korkuyorsun çünkü. Ödün bokuna karışıyor. İnsanlarla, dünyayla temas kuramıyorsun. Madde bunu geçiriyor. Yani, bana anlatma. Sosyolojik ortam, aile.